Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi dışarıda satılanlardan çok daha güzel, dışı çıtır, içi yumuşak, çıtır tavuk tarifim var. Yedikçe yedirten, çocukların da çok beğeneceği bir tarif. Buyurun tarifimize geçelim. Malzemelerimiz. Çıtır tavuk için ben 800 gram tavuk göğüs eti kullandım. 1 şişe maden suyu, 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı karbonat, 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 diş sarımsak ve baharatlarım var. 1 tatlı kaşığı tuz ve birer çay kaşığı pul biber, karabiber, kekik ve köri kullandım. Öncelikle tavuklarımızı dilimleyelim. İnce dilimler halinde kesiyorum. Kestiğim bu ince dilimleri daha sonra şerit şeklinde ince ince tekrar keseceğim. 800 gram tavuk etinden bayağı çıktı. Siz 2 kişilik yapacaksanız 500 gram tavuk eti kullanmanız yeterli olur. Buna göre diğer malzemeleri de azaltırsınız. Tavuk etlerimin hepsini ince ince dilimledim. Şimdi baharatla harmanlayacağım. Baharatlarım karabiber, kekik, pul biber ve köri kullanmıştım. Siz damak zevkinize göre baharatları değiştirebilirsiniz. Köri yerine biraz kimyon da koyabilirsiniz. İyice harmanlayalım. İnanın çok lezzetli oluyor. Özellikle çocuklar bayıldı. Artık tavuğu hep böyle yap dediler. Tavuklarımı baharatla iyice karıştırdım. Şimdi sosunu hazırlayalım. Karıştırma kabıma 1 şişe maden suyunu boşaltıyorum. 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı galeta ununu ekliyorum. 1 tane de yumurta kıralım. 1 tatlı kaşığı karbonatımı da ekliyorum. Bir diş de sarımsağım vardı. Onu da rendeleyelim. Malzemelerimi pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpıyorum. Sosumu iyice çırptım. Sosun içinde hem galeta unu hem de un vardı. Eğer evde galeta ununuz yoksa 4 kaşık yerine 5-6 kaşık un da koyabilirsiniz. Tavuklarımın üzerine sosumu boşaltıyorum. Tavuklarımızı sosla iyice karıştıralım. Her yeri bulansın. Ben kaşıkla karıştırmaya çalıştım ama en iyisi harmanlayarak her tarafını sosa bulamak. Kabımın kapağını hava almayacak şekilde kapatıyorum. İsterseniz bir streçle de iyice kapatabilirsiniz. Soslu tavuğumuzu en az 2 saat dolapta bekletelim. Soslu tavuğumu dolaptan çıkarttım. Ocağıma derin bir tencere aldım. Tavuklarımı kızartacağım. Tencereme bol yağ koyuyorum. Ocağımın altında iyice açtım. Yağım kızdıktan sonra tavuğu koyacağım. Şöyle bir kontrol ediyorum. Kızmamış. İyice kızdıktan sonra tavuklarımı koymaya başladım. Bu arada soslu tavuğunuzu dolaptan çıkardıktan sonra bir kere daha harmanlayın. İyice sosa bulansın tavuklar. Ben tavuklarımı kızarttıktan sonra tabağımda hiç sos kalmamıştı. O yüzden iyice bulamayı ihmal etmeyin. Çıtır tavuklarım kızarıyor. Arada bir tahta spatula ile karıştırıyorum. İnanın çok da çabuk kızarıyorlar. 3-4 dakika içerisinde ilk tavamı kızarttım. Bu arada ocağımın altını iyice açtım. Yüksek ateşte kızartıyorum.
Kısık ateşte kızartırsanız yağı daha çok çeker. Tavuklarımın üzeri iyice kızardıktan sonra tabağıma alıyorum. Ben ikinci tavamı kızartmaya başladım bile. Dediğim gibi yüksek ateşte ve bol yağda kızartın. Tavukları ince ince dilimlediğim için de içleri çok güzel pişti. Endişe etmeyin pişmez diye. Tavuklarımı tek tek çevirmeye uğraşmadan spatulayla arada bir karıştırıyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor. Kızaran tavuklarımı yine servis tabağıma alıyorum. Soslu çıtır tavuğumuz dakikalar içerisinde hazır. Sıcakken yemenizi tavsiye ederim. Dışı daha çıtır ve içi de yumuşak oluyor. Baharatlı bir de yoğurt sosu hazırladım. Yoğurda batırarak çok güzel oluyor. Şöyle bir tanesini alıp size içini de göstermek istiyorum. Soslu çıtır tavuğun pişmesiyle yenmesi bir oldu. Çıtır çıtır, çerez gibi gidiyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Bu tarifi denedikten sonra yoruma sonucu yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi de eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.